Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bugün bizimdeyiz. Geçen birkaç tane kaçak yakaladık. Yani bir çift karınmış koruk yakalamıştık. Yani dişi ayrı yakaladık, erkeği ayrı yakalamıştık. Yani tam dengine çift olmuşlardı. Onları sahiplendirdik. Ve videonun sonlarına doğru bir tane sarmacarı yakaladık yavru. Gördünüz zaten. Şu arkadaşımız İllam sarmacarı uçur demiş ama şu şekilde macar bir hastaydı. İkincisi de hem kuşlarımız da yavru filan hiç riske atmak istemedim. Burada bir iki tane tutsaklarımızla beraber dün diğer bir arkadaşımıza verdik. Karınmışlar ayrı gönderdik. Şimdi buraya ne yapacağız? Burada çünkü şurada şey yapmıştık. Yavrularımız filan bayağı bir büyüdü. Çünkü satacağımız yavrular filan olgunlaşmaya başladı. Şu olmaya başladı. Orası biraz da kapalı olduğu için gözlerine filan sıkıntı olmaya başlar diye. Hem burası biraz daha rahatlansın diye. Buradaki yavruları bak burada satacağımız kaç tane yavru varsa bunları çıkartacağız. Buraya koyacağız çünkü burası boşaldı. Şu an burada hiçbir kuş yoktur. Sadece kurka attığımız bir tane tavuk vardı. Geçen videolarda gösterdim mi göstermedim bilmiyorum. Şimdi yumurtanın biri çatlamış. Bir ona bakalım. Yavrusu çıkmış mı? Civcivler çıkmış mı? Geçen bir tane siyah çıkmıştı onu çıkarttık. Ama öncesinden burayı da bir temizlememiz lazım. Çünkü burası bayağı bir kirlenmiş çünkü. Burası var ya çok işimize yarıyor ya burayı maşallahı var. Vallahi bir yumurta çatlamış benim burada. Aslında fazla pek bir yumurta yoktur. 2-4-5 tane. Haa çıkması lazımdı bu cecilerin. Bir tane çıktı ama diğerleri de çıkmadı yani. 2-4-5. Neyse yeri güzel ama yapacak bir şey yok. Neyse bunlar burada kalsın. Bugün gün içerisinde buraya bakacağız. Oros ne yapıyorsun? Nana darası getirmedim bunun yüzünden. Nana darası fena dövüyor. Direkt sallıyor burada. Neyse civcivler daha geçen gösterdik. Civcivlere gerek yok. Buradan şimdi çütlülere bakalım. Neyler çıkartacağız bir onlara bakalım. Şurada iki tane yavrumuz var. Bu iki yavru arkadaşlar geçen gösterdim ya. Artık neydense şu olmaya başlamış. Kötüleşti. Arkadaşlar İspanyollar çift oluyor mu ney var? Aynen çiftleşmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Birkaç güne çift olurlar bunlar böyle kızmaya başlamışlar. Hava da sıcak ya. Bak buradalar. Aynen çift olmaya başlıyorlar bunlar. Şimdi buraya geldik. Çarçilleri ayırmıştık. İlk elini ayırmışız arkadaşlar. Şunu çarçilledik. Şu yükten bir rahatsızlık varmış. Şu rahatsızlık büyümeye başladı. Allah'tan da ayırmışız ki buradaki kuşlara ulaşmasın diye. Çarçillerimiz burada. Bir tane yavrumuz burada. Diğerleri ise neyleri ayırdık? Maalesef geçen videoda şunların yavrusu düşmüş o kuşa dövmüştü. Maalesef o öldü. Onu çıkarttık buradan. Onun dışında İspanyollar çift olmaya başlıyor. Pek bir kuş kalmadı burada. Şu anda yemlerini falan vereceğiz bunların burada şimdi. Bu yavrularımız büyüdü. Bu yavrularımızı buradan çıkartmamız lazım artık. Bir de kaç tane yavru var? Bu yavruları sayacağız. Bak şu beyaz postalar var. Orada var, orada var. Çakmaklı var 3. 3 tane şurada var 3. Şu zayıf onu vermeyeceğiz 3. 4 5 6 7 8 8 9. Aynen tam bir 10 tane yavru var arkadaşlar. Yani 10 yavru da güzel yavrular. Bunları ise buradan çıkartıp buraya koyacağız. Hamurda da net bir şekilde görmüş oluruz. 10 tane yavruyu.
Bu karaların yapısı ne oldu? Bir onlara bir bakalım. Burada karaların altında şu morlar var ya, bak şuradaki morların yavrusu yumurtasını kaydırmıştır. Bir geldi yumurtaları, bir de morlarkine kaydırmıştık. Bu morlarkin bir türlü yavrusunu alamadık. Bir dakika. Mor gene gelişmedi. En iyi bakan kuşun altında gene mor gelişmedi. Anlamadım bir şey. Bir de hava sıcak ya, kuşlarımız çok yoruldu. Yani bunlar da bu yavruyu büyüsün. Bunlarki 4. yaz mı 5. yaz mı böyle bakmaları. Direkt ayıracağım arkadaşlar bunları. Bu sefer kara posta gibi vermemiş mi? Ne lan? Koyu kara pal vermiş baya. Aynen bak, kara pal vermişler bu sefer. İlk defa kara pal vermişler ama güzel. Yani gerçek kara palımız yok mu ama? Kara pal da lazım. Bunlar burada. Burada bir şey var mı? Yok. Burada yok. Bunlar burada. İspanyollar da burada. Bunlar da tam çift olursa işimiz görülecek. Yemleri, suyları, her şeyleri ayrı. Burada bir tane kara kişifir kuyruğu beyaz yavrusu vardı. Aha burada o da. O da bir büyüsün en küçük yavrulardan. Kara kişifirin yavrusu çıktı. Fazla da bir şey yok ya. Bir 10 tane yavrumuz var burada. Onu da güzel. Şimdi arkadaş şuna ayrı güzel ya. Artık fırlama gibi olmuşlar bunlar ya. Tam uçum şeyindeler. Şimdi bunların yemlerini verelim. Buradaki İstanbul'un olduğuna bir dakika, ona da bir bakalım da arkadaşlar. Abo gel gel gel. İstanbul'un biri burada da güzel gelişti de. İstanbul'a bakamadım ne ya, o zayıf kaldı, küçük kaldı bak. Keşke onu da başka kuşun altına kaydırsaydım. Kısmet. Aslan parçası, gel buraya. Tek yumurtada yatan burada şey var. Sadece şu bakıcı çütümüz var. Beyaz geysen sarı geys var. Onun dışında hiç yumurtada yatan kuş yok. Geri kalanı zaten otur, doğranı da atıyorum ben. Oturtmayacağım çünkü. En küçük yavru olan da şu şeyleri var. Şunlarki var. Diğer kuşun hepsini çıkartacağım arkadaşlar. İspanyolları bile ben tekrardan çift olsun arada. Tekrardan belki bozabilirim. Çünkü çok sıcak yavrulatmak istemiyorum. Hem uçlar dinlensin hem bu odayı bir şey boşaltırız. Güzelce bir ilaçlarız, güzel bir şekilde yıkarız. Bence bu şekilde yapalım yani. Baksana yavrular gelişmiyor yani, zayıf kaldılar. Ayağına döndü lan. Zayıf küçük kaldı. Aa bu da çıkarmış yavruyu bak. Karanfilli yavrum biri çıkmış. Tamam, bu altındaki iki yavru da büyütür, bizim için daha iyi olur. Ama şunları boşalttıkça burayı temizliğine başlayacağım yani. Şimdiden bir yemlerini verelim arkadaşlar. Yemlerini, suylarını bir verelim. Bak yavrular burada 4 tane. Bak 4 tanesi burada. Bunları şimdi yemlerini verdik arkadaşlar. Güzel bir şekilde yemlensinler. Bak yiyorlar. Yavrular falan hepsi yemlerini yiyorlar. Yemlerini yesinler, ondan sonra tekrardan çıkartırız. Bak iki tane yavrumuz burada, biri çakmaklı, bir tanesi çakmaklı olacak. 10 tane yavruyu iyice yemlerini falan kanlarını doyursunlar. Öyle şu karşı tarafa çekmiş oluruz, orada bakarız bir. Şimdi yemlerini yesinler, o zaman diğer kuşlara bir bakalım, ondan sonra tekrardan bunları çekeriz. Şimdi ise üst dama geçelim. Anahtarı aldık mı? Yok. Anahtarı da aldık. Şimdi hava çok sıcak. Bunun gözü intihap çok tutmuştu arkadaşlar. Maalesef ilaç minaç yedik ama bir gözü şu an hasarlı bir durumda.
Sanki bizi görmüyor herhalde. Aynen. Onlara bakmamız lazım ya. Çünkü burada sıkıntıya giriyorlar. Geçen günkü videoda bunları bıraktık. Onlardan kuşun bir kısmını kapatamadık. O gün dışarıda kaldılar. Çünkü sıcak havada da dışarıda bırakmak istemiyorum. Yani bu havada aslında hiç günde dilimi bırakılmaz bu kuşlar. O yüzden bunları bugün içeride göstereceğiz size. Yani bunları bugün bırakmayacağız. Ulan yavrusu ne oldu, bir dakika. Yumurtanın biri niye çıkmadı lan? Yumurtanın biri yavru tutmamış bak. Neyse, bir tane yavruya baksınlar. Bu da burada. Bak, normalde güneş vuruyor bura. O yüzden bu tahtayı koyduk buraya. Dedik ki güneş vurmasın diye bu şekilde yaptık. Çok fazla tüy birikiyor burada. Günlük sürekli burayı temizliyorum. Lan şu büyü de burada kalmış. Bir dakika. Şu masaya atalım. Tamam ya, masaya attık. Şu büyüyü buradan çıkartalım. Bunların içinde kalmış. Bu büyüyü de bırakalım. Yusuf'un bize gününde var. Yavana gibi duruyor bak, kümesin içine. Yavrudan ayırdık ya bunu da. Nasıl duruyor bak. Bizim bu dişi arkadaşlar. Bak bu morun. Ondan sonra bir de şu iki morun annesi bu. Bak nasıl duruyor bak. Şimdi bugün burada ne yapacağız? Burada bu kuşları bırakmayacağız. Zaten bak mülamasımız falan hepsi burada. Bunları bırakmayalım çünkü çok sıcak. Yazık yani hayvanları, yani iyilik yapmış değil kötülük yapmış olacağız bırakırsak. O yüzden bırakmayalım bunları. Bunlar içeride yemlensinler. Çünkü bunlar uçacaklar yani damda. Bıraksak damda geçseler problem değil. Uçacakları için bu sıcakta yazık yani hayvanlar hepsi sıkıntıya girer. O yüzden bırakmayalım. Yuvayınçı daha serin ferah. Burada kalsınlar. Olmazsa yarın bırakırız arkadaşlar. Bir gün bırakır bir gün bırakmazdık. Yani bu bir iki ayı bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. Bu sıcaklığı atlattıktan sonra zaten Allah'ın izniyle kuşlarımıza hiçbir şey olmaz. Ondan sonra da güzel bir şekilde uçuruz. Şu var ya, aynı babası ya. Yan yana koy var ya, karıştırırız yemin ederim. Şu kuşu hatırlıyor musunuz? İstanbul kuyruklarının tam ilk yavrusu çıktı. Bir İstanbul kuyruk, bir de lan dedim posta çıkmış dedim. Bu onların altından çıkan yavru arkadaşlar. Maşallah var ya, 2-3 tane hastalık geçirdi. Ölmeyen Allah öldürmüyor. Biz de baktığı zaman ilgilendik. Toparladı. Şu an çok muazzam. Güzel bir kuş oldu. Kanada atkanından bir tane beyaz gelmiş. Diğerleri siyah geliyor bak. Çok güzel bir kuş oldu. Aşağıdaki yavrular ise sırf 4 tanesi şunların tekinden arkadaşlar. Şunların kardeşlerinden. Bunlardan şu an 2 tane bizde. Bunun 4 kardeşini aşağıda satacağız. Çünkü dam için bize biraz bütçe lazım. Yani bu 1-2 hafta içerisinde gidip malzemelerimizin bir kısmını alacağız. Gücümüz neye kadar yeterse o kadar bir malzemeyi alacağız. O yüzden 10 tane yavru yaptı, onun için sahiplendireceğiz. Dişlerimiz burada. Dişleri hep çıkarttık. Yavrularımız burada. Bunun kardeşler dışarı aşağıda iki kuşak dedi. Saf sarıydı, kuyruğu da beyazdı. Çok güzeldi. İsmet. Ama çok güzel oldu ya. Zayıf bakamıyorlar. Bak şu mülamansın. Annesini göstereceğim. Bak bu mülamansın. Annesi de aha burada. Aynı annesi. Bunların diğer teki de şu sarı. Bunların diğer teki bak. Yavrum. Ya şimdi başlıyorlar. Bıraksa iyi de aslında. Sıcak, çok sıcak.
yasa bırakır, güzel bir şekilde seyrederdik. Yazık yani, hayvanlara işkence yapmış oluruz yani bu durumda. Şimdi bunların da yemlerini verelim. Altı attınız. Lan ne oluyor oğlum lan sana? Bak 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 bak. Batı taraftaki şu Tatlacıgül Gölcü'ne merak saran kuşa döndük lan resmen. Bir dakika. Bunlar da güzel bir şekilde yiyorsunlar. Şimdi bunların da yemlerini verelim. Bunlar da yiyorsunlar. Aşağı gidip bu yavruları ayırmamız lazım. Bunlar hepsi şu an yemlerini yediler. Birazdan da dolaşıyorlar. Şu biraz fıstığı biraz rahatsız gibi geldi. Oo yavruya bak. Beyaz fıstığı biraz daha rahatsız gibi geldi arkadaşlar. Bak burada. Diğerlerinde bir şey yoktur. Suya mı gelecek? Geri bir dakika. Dedim hani suya mı gelecek diye de. Şimdi bunlar bir saat bunlar da dolaşsınlar. İyice bir hırsını alsınlar. Biz o sırada işlerimizi yapalım. Hem biraz temiz bir hava alsınlar. Bunlar uçmadığı için problem yok yani. Bunları ne yaptılar? Yediler mi? Bunlar da şu an yemlerini yiyorlar. Aslan parçaları. Suyularını falan verdik. Akşam tekrardan geldiğimizde şu tüyün hava pisliğini tekrardan bir süpürelim. Çünkü yuvada oldukları için de pislik bir fazla oluyor dışkıları. İkincisi diğer bir yavru oldukları için tüy atıyorlar. Tüy de çok fazla olmaya başladı. Onlar da şu an bir tüyünü tamamlayacak. Daha 2 ay sonra tekrardan daha bir tüy atacaklar yani tek zamanda. Öyle bir problemimiz de olacak. Bu sene tüyden çok uğraşacağız yani. Şunun sırtındaki renk desem desem oldu bak. Bak sen gördün. Ürünün 2 tane haşere var ya. Geçen sefer yoldum tekrardan çıktı o haşereler de. Bir sefer daha yolladım. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa da yapacak bir şey yoktur. Şimdi ise o zaman aşağı geçelim. O yavruları ayıralım. Bakalım 10 tane yavrumuz neler var. Hep beraber görelim. Almak isteyen arkadaşlara da yani hem net bir şekilde görmüş olurlar. Şimdi aşağı doğru geçelim hemen. Şimdi yavruların hepsini ayırdık arkadaşlar. Burası hem rahatladı. Bak. Burası hem boşaldı, rahatladı. 9 tane yavru ayırdık. Yani yukarıdan da bir tane yavru koyarız. Son çıkardıklarımızdan 10 tane yavru olmuş oldu o tarafta. Yani burada aslında yavru var da bak şu var, şunun be neydi lan? Hernun bekler var. Şunlar var. Bunlar biraz daha ufak olduğu için koymak istemedim. Çünkü götürecek arkadaş ziyan olmasına bu arkadaşta da. Çünkü bunların da bir 5-10 günü var burada kendini tam iyi toparlanmasına. Şu kuşun mesela daha bir 5-10 günü var. O yüzden koymak istemedim. Burası da hem rahatladı. Bak şu şekilde rahatladı. Birkaç güne hem şu çakmaklı büyüyor hem şu babayı çıkartırız. Şunlar aynı şekilde. Lan karaposta dişi dışarıdan almıştı ama. Şuraya koymayı unutmuşuz. Şunları falan çıkarttığımızda iyice boşalır. Sadece 2-3 çitle kalır. Sonra buranın temizliğine falan güzel bir şekilde başlarız. Şimdi burada işlemimiz bitti. Diğer tarafa geçelim son olarak. Şimdi yavruları buraya ayırdık. Burası güzel. İnşallah tavuk sıkıntı vermez bunlara. Bunların da o yüzden biraz atık olması lazım. Bak. Toplamda burada 9 tane bir tane yukarıdan koyarız. O son kırmızı kişilerden falan birine koyarız. 10 tane yavru olmuş olur. Bunların hepsinin aşıları falan yapıldı. Bak şunları söyleyeyim.
Bak şu bir de aynen abi bak bu üçü kardeş. Şu beyazdan bak bu kardeş bu lizlerin yavrusu. Çakmaklılar döşügüllerin yavrusu. Şu çakmaklı alacağı ile şu güya alacağı da döşügüllü nesillerin yavrusu. Bu ikisi de kardeş. Yani 10 tane yavru burada. Ama güzel yavrular. Yani bu videoda satılırsa satılır, satılmazsa da arkadaşlar dama çekeriz. Olmadı uçuruz yani. Yapacak bir şey yoktur. Kendi yavrum, kendi emektarlarımız 2000 ayında benim şahsi numaralarım var zaten. Bunlar zaten yavrudan hep gördüğünüz kuşlar. Hepsi yavrularımız. Bunların hep kardeşleri uçuyor yukarıda. Bunlar ise bu şekilde. Bak şimdi döşü gülü zaten yaraklı. Şimdi yaraklı bak göstereyim. Bunlar döşü gülü yavrular. Olsun ya maşallahı var bak. Ya kuşların sağlığında yine bir problem yoktur. Hava sıcak sadece almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram hesabımıza bize ulaşabilirler. Onun dışında da başka yoktur. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka da söyleyecek bir şey yoktur. Kuşlarımızın hepsini gösterdik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.